bitti. 30 Ağustos kutlamaları bitti. Bildiğiniz gibi 30 Ağustos kutlamaları yapılacak yapılmayacak diye günler öncesinden CHP ve yandaşları tarafından sosyal medya üzerinden ve CHP'ye yandaş olan kanallar üzerinden hükümete oldukça yoğun bir baskı, oldukça bir hani kamuoyu oluşturma, sanki Atatürk'ün ilan etmiş olduğu veyahut da Türkiye'nin milli değeri olan bu 30 Ağustos Zafer Bayramları gibi buna benzer diğer bayramları da hep böyle aşağılıyormuş gibi, ya kutlamak istemiyormuş gibi, katılmıyormuş gibi böyle hep kendi çapında bazı kendi tabanına hani oluşturmuş olduğu kitlesini, bir şizofren kitlesini de arkasına alarak büyük bir kamuoyu oluşturup Türkiye'nin gündemini oldukça karıştırıyorlar. Ve şimdi 30 Ağustos kutlamaları da bitti. Bakın bittiğin yapıldığında herkes yani sosyal medyadan ve haber kanallarından izlemişsinizdir. Beştepe'nin üzerinde 300 tane İHA tarafından böyle ışıklı bir görsel yapıldı, sergilendi. Atatürk'ün silüeti vardı, ay yıldızımız vardı. Buna benzer 30 Ağustos bayramıyla alakalı bir sürü yazılar, şekiller çıktı. Çok böyle hani güzel bir hani görsel oluşturdular ve bu görselde de o ışık gösterisinde de ben şunu gördüm, o 300 tane İHA yani insansız hava aracı yani drone gibi bir hani aletle havada istediği şekli, istediği noktayı, istediği yerde hani yer değiştiren, onları hani yönlendirebilen, birbirlerine yakın mesafeye yaklaştırabilen, birbirleriyle çarpışmadan, herhangi bir kazaya uğramadan gökyüzünde istedikleri gibi çok güzel kontrol edebildiğini gördüm ve bu bizim çok büyük avantajımıza. Yani bu Türkiye'nin şunu da diye konuşabiliriz. Hani arı kovanı, arı kovanı. Bu İHA'lar ve SİHA'lar aracılığıyla istediğimiz ülkeye istediğimizi yapabiliriz. Yani çok güzel, yani kullanımı çok basit ve profesyonel kişiler tarafından kullanılıyor, kolay kullanılıyor. Yani çok küçük bir mekanda, alanda bile kazanın olmadığını bu gösteride hepimiz gördük. Yani çok rahat ve temiz bunu kullanarak istediğimiz ülkeye istediğimiz operasyonu yapabiliriz. Ben bu gösteriden sonra ben buna tatmin oldum. 300 tane yani düşün, yani biz bazen bir tane İHA bizim drone'u bile uçurup da onu yönlendiremezken 300 tane drone'u, öyle düşünün, drone diyelim İHA, birbirlerine çok yakın mesafede çok güzel kontrol ettiler, kazasız belasız bitti. Neyse, konumuza gelelim şimdi. Bu CHP ve yandaşları bu 30 Ağustos gibi bu bayramları hani Recep Tayyip Erdoğan'ın aşağıladığını, Atatürk'e saygı duymadığını, 30-40-50 konuşmasından beri hep Gazi Mustafa Kemal dediğini, çok nadir olarak Atatürk kelimesini kullandığını diyerekten bu sefer oradan yürümeye başladılar. Ve İsmail Saymaz gibi bazı CHP'nin yandaş gazetecileri çıkmışlar, şöyle açıklama yapıyorlar. Diyor ki, ya 23 Nisan kutlamalarının haftasında yani ay sonuna Kutul Amare'yi denk getiriyorsunuz. Hatta ona uygun bir dizi çıkardınız. O dizi Kutul Amare TRT'de yayınlandı ve 23 Nisan'ı gölgelemek istiyorsunuz. Şimdi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Malazgirt'i çıkardınız. 1071 gittiniz Erzurum'a, çadır kurdunuz. Böyle hani resmi bayramlarımızı gölgelemek istiyorsunuz. Yok Malazgirt, yok Fatih Sultan Mehmet, yok Ayasofya, yok Kutul Amare gibi bazı geçmişte yaşanmış olan, yani Atatürk'ün olmadığı bazı zaferleri öne sürüyorsunuz da bizim Atatürk bayramlarını gölgede düşürüyorsunuz anlamına gelen, öyle hani açıkça öyle bir ifade kullandı. Şimdi kardeşim bakın, Kutul Amare'nin dizisi çekildi, hepimiz izledik, bütün dünyaya bak Türkiye'nin dizi sektörüyle gelmişini, geçmişini, kültürünü çok güzel anlatabiliyoruz. Dirilişle aynı şekilde bütün dünyanın bize karşı ön yargısını, nasıl hani Osmanlı'nın barbar olmadığını, nasıl iyilikler, nasıl böyle mücadeleler sergilediği, iyi insanların yanında olduğu, fitne, fesat, buna benzer hani
alavere ve oyunlar hile hurda çevirmediğini, insanlar bu diziler sayesinde Türk halkına sempati duymaya başladı. Kuruluş, Osman gibi. Yani böyle hani tarihi dizilerimiz çok az. Ve çekilişi ve kalitesi bakımından, oyuncu kadrosu bakımından çok profesyonel diziler çok güzel çekiliyor. Dönemin şartına uygunlaştırılıyor. Güzel oyuncular, güzel kıyafetler ve o kadar muhteşem dizi ki insan o dizileri izledikçe eğleniyor ve kendini kaptırıyor. Bu tür diziler mesela dünyada bizim geçmişimizi, kötü anlatılan geçmişimizi iyiye yöneltmek babında çok önemli bir etken. Ayrıyetten arkadaş bırakın adamlar para kazansınlar. Dizilerini çekiyorlar. Payitahtı çekiyor görüyorsunuz. Yani Abdülhamit'i çekiyor. Ne olduğunu, kim olduğunu, iyi bir insan olduğunu dünyaya tanıtıyor. Ayrıyetten bu Dirilişte Arapça başka dillerde hani çevriliyor. O dillerde, o ülkelerde yayınlanıyor. O insanlar bize yani Osmanlı'ya olan böyle ön yargılarından kurtuluyorlar. Bizi tanıtıyor. Örneğin bakın Amerika'da Vietnam Savaşı yaşandı. Amerika kaybetmiş olduğu Vietnam Savaşı'nı daha sonra Hollywood yıldızlarıyla çekmiş olduğu sahneler, filmler, diziler, sinemalar sayesinde adam sinemalarda kazandı ya. Bütün dünyaya bu savaşı kaybetmiş olduğu savaşı kazanmış gibi lanse etti. Adam bir Rambo çıkardı, bir Van Damme çıkardı, bir yani Arnold Schwarzenegger çıkardı. Adam bir kişiyle gitti. Yani orada tek başına bütün orduyu neredeyse telef etti. Yani tek başına. Yani bu tür kahramanlar, yani hayali kahramanlar üreterek dünyaya kendini iyi lanse etti ve parayı götürdü de ekonomisini düzeltti. Dünyaya kendini tanıttı. Biz Türkiye olarak bu tür diziler bizim hem göğsümüzü kabartmaya başladı hem de bizi dünyada değişik iyi açıdan bizi dünyaya tanıtmaya başladı ve şu anda yeni bölüm 2020'nin şimdi görüyorum ki ne Büyük Selçuklu, Nizami Alem gibi buna benzer Kıyam gibi değişik diziler şu anda çekiliyor. Ben Barbaros dizisi ben fragmanlarını gördüm. Çok şahane, muhteşem diziler. Ya bunlar artık arka arkaya çekilsin. Bir başlangıç oldu Dirilişle. Arkasından kostümler, insanlar, ondan sonra oradaki o atlar, o elbiseler, oradaki hani mekan, o anın mesela o zamanın gemisidir veyahut da evleridir. Ona benzer tarihtir, insanlardır. Çok güzel böyle insanlar çekmeye başladılar. Bizi dünyaya tanıtmaya başladılar. Büyük sermayeler yatırmaya başladılar. Paralar da kazanıyorlar. Bırakın bunlar yani bu dizileri çekip de hem kendileri para kazanıp hem dizi sektörünü dünyada bizi tanıtıp hem yeni bir meslek dalı geliştirip Türkiye'yi hani yücelten, ekonomisine büyük katkılar sağlayan bir dizileri kalkıp da 30 Ağustos gibi veyahut da 23 Nisan gibi böyle bayramların önüne geçen bir engelmiş gibi veyahut da onlara bağlanıp kalacakmışız, saplanacakmışız. 23 Nisan'da 30 Ağustos'ta 30 Ağustos diyerekten sakın ha yeni bir şey üretme, çıkartma, benim bayramımı engelleme diye böyle bir şeyler çıkarmayın kardeşim. Onu da kutlarız. Onu hepsini kutlarız. Merak etmeyin. Önemli olan bu tür yenilikler artık Türkiye'nin gündeminde olsun. İnsanlar böyle yenilikler üretmeye, insanlar böyle yenilikler çıkartmaya başlasın. Ülkemiz gelişsin. Dünyaya kendimizi değişik açılardan lanse edelim, anlatalım. İnsanlar bizi sevsin, sempati duysun. Bizim üzerimizde o barbar, cani, cahil Türkler hani bu kötü imajımızı bir kaldıralım dünyada. Ama siz hemen çıkıp diyorsunuz ki yok Gazi Mustafa Kemal dedi diyordu da hep de Atatürk demiyordu da şu demiyordu. Ya bırakın da birinde demez, ikide demez, üçüncü de demez, dördüncü de söyler. Bu kadar ikide bir de insanların beynine o matkapla delip de yani insanları oraya hani odaklandırıp insanları ayrıştırma, insanları kine, nefrete, öfkeye, insanlara hep böyle hakaretlere, küfürlere, sosyal medya üzerinde, gruplarda, Twitter'larda böyle şiddetli mesajlara mail ettirmeyin, ayrıştırmayın. Yok biz Atatürk'ü sizden daha fazla seviyoruz, siz az seviyorsunuz. Yok siz hakaret ediyorsunuz, biz etmiyoruz. Yok biz onu ideolümüz, geleceğimiz, liderimiz görüyoruz, siz görmüyorsunuz. Yok onun sayesinde hani ülkede
Cumhuriyet kuruldu, iktidar hani bugün Erdoğan onun sayesinde Cumhurbaşkanı oldu, Türkiye Cumhuriyeti onun sayesinde kurtuldu, biz inanıyoruz siz inanmıyorsunuz. Böyle şeylerle insanları böyle geri geri hep bir noktaya, bir hani odak noktası kurup da bir nokta, o çizginin o noktanın üzerinde etrafında insanları toplayıp böyle bir yere bağlamayın insanları. İnsanlar bırakın kendi isteğiyle zaten severler. Sen sadece anlat, para kazanma. Yılmaz Özdil gibi 2,5 TL'ye yok armutu şöyle yerdi, yok portakalı böyle yerdi, yok bıçağı şöyle tutardı, yok şöyle yatardı, böyle yatardı deyip uyduruk uyduruk böyle bir kitap yani bastırıp 2500 liraya kiteleyip de daha sonra insanları sömürmeyin de iyi huylarını, güzel huylarını, yaptığı şeyleri, Sivas Kongresi'ni, Erzurum Kongresi'ni, Samsun'a çıkışını, meclisi kuruşunu, meclisi nasıl yönetti, hangi bankayı neyle yönetti, yani cumhuriyeti nasıl kurdu, bayanlara nasıl önem verdi, seçme seçilme bir sürü neler yaptıysa, alfabeyi, hani eğitimi, ileri görüşünü, neleri neleri anlatın, eğer biliyorsan anlatacaksan anlat, zaten biz biliyoruz, bilmeyenlere de anlatırsan insanlar senin anlatmış olduğun bilgiden kendine iyi hani bir öğrenim elde eder. Bir ön yargı, bir düşünce, bir hani bir şeyler oluşur insanda. Ama siz ikide bir de dayatıyorsun. İkide bir de dayatıyorsun. Benim gibi düşünmezsen, benim gibi yapmazsan, benden daha fazla olmazsan ve senden daha fazla sevince de bu sefer alıyorsun çuvalı sırtına koyuyorsun, kaçıyorsun Atatürk'ü. Bu sefer de yani sen öyle hani çırpınıp dövünüp üstünü başını yırtınca biz de diyoruz ki bu deli ne yapıyor ya, oturak da bu deliyi bir seyredek diyor, bakalım nereye kadar gidecek, enerjisi nerede tükenecek diye oturup seni seyrediyoruz. Yani sen bir ortada hani palyaçoluğu bir bıraksan, çekilsen kenarına otursan, biliyor musun, sahneye almışsın kimseye vermiyorsun, biz de seni oturduk seni seyrediyoruz, ne yapalım yani, çıksak yerin daralacak, hepimiz daralacağız. En iyisi mi çekil bir kenara otur da diğerlerine de sıra ver hesabı. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.